Atak helikopterleri ve kardeş ülkenin istehsalı olan diğer silahlar. Tezliyle Azerbaycan bu silahları elde edebilecek. Türkiye'nin askeri mali işbirliği anlaşması kapsamında maddi olarak destek vereceği Azerbaycan'ın yerli İHA ve SİHA'larla birlikte Altay tankı ve Atak helikopteri alacağı ifade edildi. Azerbaycan devlet kanallarından olan İctimai TV konuyla ilgili yayınladığı haberinde Türkiye'den başta İHA, SİHA olmak üzere Atak helikopteri ve Altay tankları alınacağını belirtti. 25 Şubat'ta Bakü'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. toplantısında imzalanan askeri mali işbirliği anlaşmasına göre Türkiye Azerbaycan'a 200 milyon Türk lirası değerinde mali yardımda bulunacak. Söz konusu anlaşmaya göre Azerbaycan bu meblağla Türk savunma sanayi şirketlerinden ürün ve hizmet alacak. Özellikle Türk İHA ve SİHA'larının İdlib ve Libya'da yaptığı etkili ve başarılı operasyonlar uzun zamandır yabancı ülkelerin dikkatini çekiyor. Güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ konuyla ilgili yaptığı açıklamada gelişen teknoloji, gelişen savaş metotlarını ve bulunduğumuz coğrafyanın koşullarını da göz önünde bulundurursak ben bu tedarikin yeni teknolojik silahlara yönelik olacağını değerlendiriyorum dedi. Savunma strateji ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda ise SİHA ve İHA'ların Dağlık Karabağ'ın işgal altından kurtulması için önemli görevler icra edeceğini düşünüyorum. Çünkü hem Libya'da hem de İdlib'de Türk SİHA'larının gelişmiş Rus silahlarına ve hava savunma sistemlerine karşı ne kadar etkili olduğu açıkça görüldü değerlendirmesinde bulundu. Azerbaycan Milletvekili Fazıl Mustafa da konuyla ilgili açıklama yaparak Türkiye bir NATO ülkesi olarak NATO'nun envanterinde olan silahları üçüncü bir ülkeye veremez. Ama Türk SİHA ve İHA'lar Türkiye'nin kendi ürettiği silahlar olması nedeniyle bu silahların Azerbaycan'a verilmesinin önünde hiçbir engel yoktur dedi.